Başkanım hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Estağfurullah. Şöyle başkanım, hemen zamanınızda tabii buradan sonra meclise yetişeceksiniz fevkalade. Hı-hı. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Zaten bir depremden dolayı felaket vaziyetteyiz. Evet. Depremde şuna baktım başkanım. Millet çok samimi. O binaya giriyor, ölebilir. Tabii. İçtenlikle günlerce aç susuz kalıyor. Ben de diyorum ki bu samimiyeti planlamaya, jeolojiye, jeofiziğe baştan gösterirse buna gerek kalmayacak. Bu hakikaten bir önemli bir şey. Bunun da sizin önderliğinizde nasıl Kurtuluş Savaşı İzmir'de başladı ve İzmir'de bitti. Burada da bu deprem aslında tabii ki iyi olmadı. Ama buradan bir şey yakalanarak çok kentsel doğru. dönüşüm tümüyle, planlamanın tümüyle, merkezi hükümet neresi, vergi bilmem nesi vesaire filan gelebilir diye düşünüyorum. Çok bu kapsam doğru. itibariyle sadece girişte bir bana iki dakika müsaade ederseniz şimdi bunu yapmasam hakikaten şey olur. Buyurun. Başkanım şeye hazırlık yaparken size bir kere çok gerildim tabii. Okuyoruz filan konuşurken de çekiniyoruz size. 5000 sene önce Bayraklı'da ızgara plan yapmışlar. Yani planlı bir şehir yapmışlar. Evet. 3000 sene önce Cezayir'de şimdi planlı bir şehir yapmışlar. Evet. Bakıyorsunuz aynı Barcelona'da efendim dümdüz yollar, hiç dönmeden, kıvırmadan vesaire falan. Londra'sı böyle. Yani şuna baktım. Yani çok mu zordur şu adaleti sağlamak? Gerçi ızgara plan falan. Ama bakıyorsunuz efendim hiç affetmiyorlar. Gaudi'nin kilisesine bile 35 milyon ceza kesmişler. Olmadı diyorlar vesaire filan. Evet. Ben şuna baktım yani bunu Atatürk de bunu yakalamış. Bugünlerde belki herkes Atatürk'ü bir şekilde konuşuyor ama dünyanın en pahalı plancılarını getirmiş. İzmir'e Danche, İstanbul'a Proust, Ankara'ya Janssen. Herkes dalga geçmiş, kendisi kabinesi de dahil olmak üzere. Evet. Bakın Feyzi Paşa 50 metre, Gazi 50 metre. İnsan bakınca bu ufuk vizyona çok da büyük paralar. Şu şeyin otelin olduğu yer, yangın yeri, başkanım yani araba yok. Ben diyeyim 5 araba, siz deyin 10 araba geçmez bile 50 metre. Gazi Bulvarı, Şair Eşref'e dönüş, araba yok. Evet. Ufuk Vizyoner, mecliste de çok ciddi bir şey var. Yani neredeyse alkollü bir yaptığın diye tutanakta var. Kimse destek vermemiş. Bir tek Yahya Kemal destek vermiş, araları da iyi değil. O diyor ki, Atatürk doğru söylüyor diyor. Ben bir tek şeyde ayrılıyorum diyor. Bu plancılar hemen çizmesin. Bekar sağaşık olsun, büyüsün, çocuklarını büyüsün. 5 sene biz bunları, paralarını verelim, yaşayarak çizsinler. Şuna baktım, neden olmamış? Atatürk'ün ömrü yetmemiş, bunları hukuk sistemi haline getirememiş. Yani çizdirmiş belki. Mesela Frenle bunları, bunun hikayesine parsel parsel baktım. Bakın Ayrık Nizam, şu Gazi Hukuk'un olduğu yer. Bu bir kere bloğa çevirmiyorlar. Geçiyoruz burada denize doğru yeşil alanı birden rantiye. Yani planın değişmesi yoksa bizim şunla, şu planla, ufuk vizyonla, yani dünyanın en pahalı plancısı Paris'i planlamış. Baktığınız zaman aslında temel prensip itibariyle şurada bir farkımız yok. Londra ile bir farkımız yok. Ya Atatürk'ten sonra hiçbir siyasi lider bunun arkasını durmuş. Hiçbir mirasçısına mal varlığı bırakmayan tek siyasi lider dedi düşünün. Koca imparatorluğu tasfiye etmiş vaziyette. Evet. Dolayısıyla başkanım ben şunun için kentsel dönüşüm tabii çok büyük bir mesele. Depremde yaşadık bunu. Evet. Öncelikle şunu sormak isterim. Bir afet var. Bu insanlara neler yapılabilir? Önce pansuman tedbiri, sonra diğer sorularımı sorayım isterseniz. Tamam. Para yardımı vesaire filan durumu özetlerseniz sevinirim. Önce bir kere şunu söyleyelim. Gerçekten bu bizim için bir uyarı depremi. Yani bu bir deprem değil. Yani bu İzmir'de bilinen bir fayın kırılmasıyla ortaya çıkan bir deprem değil. Dolayısıyla İzmir depremi değil aslında. Değil tabii siz sandınız. 70 kilometre ötede denizin dibindeki bir fayın kırılmasıyla ortaya çıkan bir deprem. Ve 6.6, 6.9, 7 diyen var. Dolayısıyla İzmir'in öngördüğü 6 şiddetindeki bir deprem değil bu. Bu o nedenle bir uyarı depremi. Biz de bu uyarıyı aldık. Ve bu uyarının gereklerini yapmaya başladık. Aslında deprem sürecinde bizim 3 ana başlığımız vardı. Bir, arama kurtarma çalışmaları. Burada maksimum canlıyı kurtarabilmek için, en fazla canlıyı kurtarabilmek için ve en az tahribatı yaratabilmek için çok ciddi bir çalışma yürütüldü. Sadece İzmir Büyükşehir İtfaiyesi değil, AFAD ekipleri, Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri muazzam çok iyiydi, bir çalışma yürüdü. 107 canlı kurtarıldı. Tabii. 117 vefatımız var ne yazık ki. Ama çok başarılı bir çalışmaydı. İkincisi çadırlar meselesi. Yani yaklaşık 4500 civarında ağır hasarlı, 7500 civarında orta hasarlı, yani 12.000 civarında hane oturulamaz durumda. Bu da yaklaşık 50.000 nüfus demektir. 50.000 nüfus o evlerinde yaşamıyor artık demektir. Ve biz o 50.000 nüfusla ilgili bir irade ortaya koyduk. Hızla bir kere çadırlar kurduk. Yani ilk akşam, depremin olduğu günün akşamı 5 saat sonra 259 çadır kurmuştuk.
uzatmayayım hiç. Bir ay içinde hem bu çadırlarda maksimum konforu sağlamaya çalıştık. Seyyar, çamaşırhaneler, duşlar, tuvaletler, her ne ihtiyaçları varsa, psikososyal destek ve benzeri. Ama bir ayın sonunda da tek bir çadır bırakmadan bugün arkadaşlar hepsini kaldırdık. Evet, biraz önce yayından önce. Türkiye'de hiçbir afet böyle sonlanmadı. Yani evet, bir ay içinde bütün çadırları kaldıracak bir çözüm ortaya koyduk. Bu tek başına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısı değil elbette. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, AFAD ekiplerinin, Türkiye'nin her yerinden gelen yardım ekiplerinin hepsinin payı vardı bunda. Ama biz de iyi bir şey yaptıysak o da koordinasyonu, organizasyonu sağlamak oldu. Sonuçta geldiğimiz nokta hepimiz için umut verici bir nokta oldu ve çadır hayatını sonlandırdık. Kimi Uzundere'deki evlere gitti, kimi doğrudan nakit yardımı yaptığımız vatandaşlar gidip istedikleri yerde ev kiraladılar. Hilton'a giden de olmuş galiba değil mi? Hilton'a giden de oldu. Kısacası 50 bin civarında doğrudan etkilenmiş vatandaşımızın başını sokacakları bir yuvayla buluşturduk. İkinci başlığımız çok buydu. Önemli. Üçüncü başlık. İşte o uyarı dediğim kısım. Bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız, evet. Yani bizde şöyle bir gelenek var. Bütün afetler yaşanır ama çok hafızası hemen unutulur. Yani ne yazık ki böyle bir geleneğimiz var. Afetleri yaşıyoruz. Önce çok ahvah ediyoruz. Ve fakat arkasından da kısa bir süre sonra bir daha hiç konuşmamaya başlıyoruz ve unutuyoruz. Gerçekten evet. Unutuyoruz. Oysa şunu bilmemiz lazım. Sadece İzmir değil, bütün Türkiye deprem kuşağında ve bu depremle, bu tür afetlerle sürekli olarak karşılaşma ihtimalimiz var. Tabii, tabii. Peki biz ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız ki bir daha benzer bir afette bu kadar büyük tahribatlar yaşanmasın ve insanlar ölmesinler? Bunun iki tane sırrı olduğunu gördük. İki tane anahtarı olduğunu gördük. Birincisi ortak akıl meselesi. Ortak aklı bulmak mecburiyetindeyiz. Yani farklı bakanlar, farklı görüşler, farklı fikirler hepsini aynı potada buluşturmalıyız. Farklı iradeler, farklı inisiyatifler bunlarla bir arada olmayı başarmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ancak bunu yaparsak gücümüz büyüyor. Aksi takdirde kendi gücümüzü daraltıyoruz. Sizin bir de üslubunuz da çok buna uygun. Yani sakinleştirici, uzlaştırıcı. Yani Türkiye'de evet. De biliyorsunuz ihtiyaç olduğu nokta artık gerilmekten bıktık vallahi. Çok doğru. Yani çok bununla doğru. Alakalı da ben bir şans oldunuz. Bütün samimiyetimle kanaatindeyim. Biliyorsunuz çok... ben Şaire Şef Ekolü'nden geliyorum. Olduğu gibi eyvallah. Söylerim. Sizin gibi hep kıskanırım. Olamadım ben yapmayayım. Yaratılış böyle. Ama yani. Bu aslında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var. Bir kere önce bunu anlamalıyız. Evet. Bizi birbirimizden ayıran fikirlerimiz olabilir, olur, siyasi yani, görüşlerimiz olabilir, her şey yani. Olabilir birbirimizden ayıran. Ama birleştiren o kadar güçlü şeyler var ki biz şunun farkına varmalıyız. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bu topraklarda yaşıyorsak, bu coğrafya üzerinde hayatımızı sürdürüyorsak ve atalarımız buradaysa, bizden sonraki torunlarımız, çocuklarımız burada yaşayacaksa bizi birleştiren çok kuvvetli sebepler var ve bu sebepleri idrak etmeliyiz. Eğer öyle yaparsak afet döneminde ortaya çıkan bu kolektif akıl, bu ortak akıl sadece afet dönemlerinde değil, afet sonrasında da var olmak zorunda. Birincisi bu. Evet. Ortak aklı hakim kılmak. İkincisi de yaşam güvenliğini. Yani yaşadığın kentte, yaşadığın memlekette güven içinde yaşamak. Depremden sonra bir korku oldu. Geçerken bile bakıyoruz vallahi. Yani gördük. Sarsılıyor mu? Yani yaşam güvenliği en temel meseleymiş. Bundan daha kıymetli bir şey yok. İşte smart cities, yok green cities... Çok sayıda böyle kentler ağları var ama hepsinden daha önemlisi bir kentte yaşayan insanların yaşadıkları kente, oturdukları binaya güven duyguları. Evet. Ve başları dik var olmaları. Yani güven içinde düşündükleriyle, fikirleriyle, inançlarıyla, her şeyleriyle özgürce var olmaları. İkincisi de bu. Kısacası bu iki anahtarı taşıyorsanız elinizde, o zaman geleceğin kapısını da açıyorsunuz. Evet. Biz buradan yola çıkarak neler yapacağız? Birkaç tane örneği söyleyeyim. Hemen uzatmayayım. Başka bir şeyi söyleyeceğim. Yani kardiyolog başka bir şey, kalp damar cerrahı başka bir şey. Evet. O 10 çok güzel bir kurultay oldu. İnşallah evet, o kitap evet. Yayınlanacak herhalde. Tabii. Bundan sonra o operasyonu, cerrahi müdahaleyi nasıl yapacaksınız? Evet. Merkez hükümetten beklentiniz ne? Toplumdan beklentiniz ne? Bunları da söylerseniz yani şöyle, biz ne yapabiliriz? Gönüllü evet. Bir sürü insan var. Yani. Çok doğru. Şimdi bir kere öncelikle bu kentsel dönüşüm bizim birinci önceliğimiz haline geldi. Yani deprem her zaman bizim için öncelikti. O nedenle deprem daire başkanlığı diye bir daire ihsas ettik ve onu kurduk. Çünkü biliyorduk ki hatta toplum sağlığı daire başkanlığı
Yani afetlere karşı kırılgan bir dünyada yaşıyoruz. Yani bizden önce aslında AIDS ile başladı galiba. Bu 1980'lerde tabii, hatırlayacaksınız. Tabii ilk büyük yaygın. İlk büyük vebayı salgın. Görmedi çünkü bizim aynen, asır. Aynen AIDS ile başladı. Ondan sonra aslında bize gelmedi. İşte o MERS'ler, SARS'lar falan bizden uzak olduğunu zannettik. Ama hiç koronayla beraber biz de işin içine girince anladık ki bunlar küresel afetler, küresel salgınlar ve bunlardan kurtuluş yok. Yani bu dünya aslında giderek global bir köy haline geliyor ve geldikçe aslında hepimiz birbirimizi etkilemeye devam ediyoruz. Demek ki şu kesin, bu salgınlardan kurtuluş yok. Bütün mesele bunlara dirençli kentler yaratabilmek. İşte orada en başta söylediğim o iki anahtar işe yarıyor. Ortak akılla birlikte hareket etmek ve yaşam güvenliğini öncelikli tercih olarak ortaya koymak. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili bir kere yapı envanterini çıkartmaya başlıyoruz. Yani vatandaş oturduğu evin güvenli olup olmadığını öğrenecek. Buna da 1999 öncesinde ruhsat almış yapılarla başlayacağız. Özellikle de zemin katı ticarethaneye dönmüş olanlar. Evet. Çünkü 99 öncesinde yapılan yapılar bir, 2000 yılında çıkan deprem yönetmeliğinin hassasiyetlerini taşımıyor. İki, o zamanki inşaat teknolojileri çok zayıf. Yani nervürlü demir doğru dürüst kullanılmıyor, işte hazır beton doğru dürüst kullanılmıyor. Kısacası hem inşaat teknolojilerindeki zayıflıklar hem de depremin hassasiyetinin o dönemlerde eksik olması nedeniyle denetim eksikliği nedeniyle orada bir zafiyet olabilir diye düşünüyoruz. Nitekim bu depremde yıkılan bütün binalar 99'dan önce ruhsatlandırılmış yapılar. Yeni binalar, akıllı binalar, yüksek katta bir şey olmadı. Oralarda bir şey olmadı. Demek ki binaymış vallahi. Yani. Aynen öyle. Evet. Hani derler ya deprem hemen öldürmez. Hemen ben oraya baktım, hiçbir şey evet. Yok. Kısacası bir toplam yapı stoğumuzun envanterini çıkartacağız. Ve bunların her birine bir karne vereceğiz. Deprem güvenlik karnesi. O binada oturan vatandaş, mal sahibi, kiracı bilecek. Diyecek ki benim yapım depreme dayanıklı veya değil. Satın alan kişi de. O da bilecek. Tabii. Çünkü deprem güvenlik karnesi o evle ilgili, o binayla ilgili, kimlik o haneyle kartı. İlgili bir kimlik kartı olacak. Evet. Birincisi bu. Bunu yapmaya başlıyoruz. Bunun için 200 milyon lira bütçeden para ayırdık. Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 200 milyon lira. Çünkü biz İzmir'in tüm binalarını, yapı stoğunun tamamını, envanterini çıkartmak istiyoruz. Bu da hem bir yapı laboratuvarı kurmamızı gerektiriyor hem de çok sayıda teknik ekiple çalışmamızı gerektiriyor. Aksi takdirde bir ekiple başlarsanız gene bedavaya bitirirsiniz belki çok düşük paralarla ama 20 sene 30 sene bu araştırmayı yapmanız lazım. Bir işe yaramaz. Tabii. Onun için bizim çok hızlı bir biçimde çok sayıda ekiple bu envanteri çıkartmamız lazım. Şimdi birinci adım bu. Yapı stoğu envanterini çıkartacağız. En önemli şey evet. Evet. İkincisi de kentsel dönüşüm meselesi. Şimdi bizim zaten 6 ayrı noktada kentsel dönüşümle ilgili çalışmamız vardı. İşte Aktepe, Emre'ye... Depremden önce de söylemiştiniz. Yani evet. Hatta müteahhitliğini bile yapabilirim. Aynen diye. Öyle. Böyle yani yapayım yeter ki filan diye çok öyle. İyi takip etmiştim. O yüzden biz belediye şirketlerini de ihaleye sokuyoruz artık. Yani geçmiş dönemde sadece özel şirketler giriyordu. Hayır, evet. Bizim şirketimiz de girecek diye söyledik. İzbeton girdi ve biliyorsunuz Ege Mahallesi'nde üstelik koşullar çok da fazla değişmeden yer teslimini bile yaptık, başlattık. Şimdi bu daha önceden tapu mutabakatı yapılmış, vatandaşla anlaşması sağlanmış ve artık ihaleye çıkmayı bekleyen 6 noktada biz ihalelerimizi yapacağız ve devam edeceğiz. Fakat bir yandan yapı stoğunun envanterini çıkartmaya çalışırken göreceğiz ki bazı binalar dayanıksız, depreme dayanıklı değil. O zaman ne yapacağız? İşte o zaman bir kentsel dönüşümü o yapılar için başlatıyor olacağız. Burada da üçlü bir sac ayağı gerekiyor. Bir bakanlık, iki belediye, üç vatandaş. Evet. Vatandaşın kendisi, vatandaş da taşın altına elini sokacak. Tabii. Yani o da eğer binası güvenli bir bina haline gelsin istiyorsa o da fedakarlık. O da fedakarlık edecek. 150 metrekarelik tabutta kalacağına 100 metrekarelik daireyi seçecek. Mesela evet. Ama burada da finansmanıyla ilgili bir model ortaya koymamız lazım. Bu çok önemli ama yok Türkiye'de. Evet ama bunu koyacağız. Evet. Ben geçen haftadan beri aslında ikinci haftadayız. İki haftadır diyebilirim. Dünya Bankası ile temastayız. Ciddi ben de orada heyecan duydum. Bakıyorum çünkü evet. İsviçre'de Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans, evet. 9 Eylül'de Avrupa Birliği,
Türkiye'de de şimdiye kadar yapılmadı. Yani yapılan emsel arttırma, ransal bilmem ne, Fikirtepe, şimdi ben ağzımı açmayayım, yayına bir halel gelebilir. Evet. Yani bu yok, bu da hakikaten çok orijinal bir şey olur yani. Şimdi bu finansman modelinin içeriği şu. Şimdi bizim hükümetimiz mevcut mevzuat çerçevesinde ağır hasarlı binalarla ilgili bir çözüm getiriyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama diyor ki, kardeşim diyor, ben diyor sana bir ev yapacağım. 400 bin liraya mı mal olacak bu ev? Bunun yarısını diyor ben vereceğim diyor. Devlet veriyor. Yarısını da sen vereceksin diyor. Ama bu yarısını diyor senden 20 senede alacağım diyor. 2 senesi tamamen hiç ödemesiz. Evet. 18 senede çok düşük faizle toplam 20 senede o 200 bin lirayı ödeyeceksin diyor. O zaman çok makul bir noktaya geliyor. Kira bedelinden daha düşük bir ödemeyle aslında mal sahibi oluyorsunuz tekrar. Kısacası bu bir finansman modeli. Ama bu model nasıl oluyor? Bir yerden bir finansman veriyorsunuz, devlet veriyor o finansmanı. İşte ben de Dünya Bankası'ndan çok düşük faizli ve çok uzun vadeli bir finansman arayışındayım. Çok iyi. Bunu bulacağız. Yani şimdiden müjdeleyecek. Sizin şahsi krediniz de yüksek yani. Çok şükür ki iyi ilişkilerimiz var. Ben geçen Ocak ayında gitmiştim Dünya Bankası'na. Sonra pandemi patladı ve sürdüremedik o ilişkiyi ama onlara zaten bundan bahsetmiştim. Yani bir kentsel dönüşüm finansmanından bahsetmiştim. Şimdi deprem olunca bunu tazelemek çok kolay oldu ve o konuda hızlı yol alıyoruz. Kısacası bir yandan mevzuatla ilgili bir düzenlemeyi yapıyoruz. Bu binalarla ilgili, yani biz deprem güvenlik karnesi vereceğiz diyoruz ya, evet. O binalarla ilgili, diyelim ki depreme güvensiz çıktı. Orada nasıl bir yöntemle, hangi hukuki dayanakla ve hangi finansmanla çözüm getirileceğini masaya koyuyoruz. Bunu da en kısa sürede yasal değişiklik isteyecek misiniz şeyden? İsteyeceğiz. Mesela orta hasarlı yapılarla ilgili mevzuat diyor ki 7 bin civarında orta hasarlı bina var biliyorsunuz. 7 binin üzerinde. Sayıları bilmiyorum. Evet. 7500 civarında orta hasarlı bağımsız birim var. Şimdi bununla ilgili mevzuat güçlendirme için çok küçük bir destek veriyor. Güçlendirme yap diyor. Güçlendirme yaparsan oturursun diyor binanda. Ama eğer bir sene içinde güçlendirme yapmazsan diyor, ben bu binayı yıkarım. Peki yıktığında ağır hasarlıya uyguladığın bu finansman modelini, bu hakları veriyor musun? Hayır, vermiyor. Evet. Şimdi burada orta hasarlı yapılarla ilgili bir boşluk var. Kesinlikle. İşte bunun mesela kaldırılması lazım. Bunun yeni bir yasal düzenleme. Bir cümle girebilir miyim? Başka en büyük sıkıntı. Malik diyor ki vereyim parayı, tabutta kalmaktansa diyor vereyim. Evet. Fakat eski yönetmeliğe göre yaptığı zaman binası küçülüyor. Evet. Mesela bu düzeltilecek mi? Meclis kararıyla mı olacak? Yasayla mı olacak şimdi mesela? Yani bunu mecliste müzakere ediyor komisyonlardaki arkadaşlarımız. Çok önemlidir bu bence. Çok haklısınız. Bunu çalışıyor şu anda arkadaşlar. Yani bu meclise olmazsa da Ocak meclisine mutlaka getireceğiz. Ve buradan da parlamentoya, bizim meclisimize bir yasa taslağı göndereceğiz. Yani nasıl çözüm olması gerektiğine biz dair. Biz size nasıl destek verebiliriz? Mesela İzmir halkı yani biz de bunu istiyoruz meclise vesaire. Şöyle falan. Yani bu farkındalığı korumak lazım. En başta konuştuk ya, biz depremleri yaşarken çok heyecanlanıyoruz, çok büyük üzüntüler yaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz falan ama sonra unutuyoruz. Tabii Gölcük Bölcük'ten i̇şte biz, sonra oldu. Evet yani unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hani bu programın bir manşeti olacaksa çok net söyleyeyim. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada verilecek en büyük destek bu hafızayı diri tutmaktır. Acılarımızı ve bundan sonra yaşanacak bir felakette benzer acıları yaşamamak için ne yapılması gerektiğini unutmamak mecburiyetindeyiz. Bunun üzerinde hepimizin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Aksi takdirde bu bir uyarı olmaktan çıkar. Biz sürekli aynı cezayı öder duruma düşeriz. Hayır, biz ceza ödemek istemiyoruz. Burada az önce gösterdiklerimiz. Bunların hiçbiri hayal değil. İnsanlık bunları başarmış. Tabii canım, beş biz niye başarmayalım? Evet. Biz niye başarmayalım? Mustafa Kemal Atatürk'ün işte gösterdiğiniz hakikaten az önce. Hakikaten yapmış adam yani. Yani bütün bunlar olmuş. Şimdi de inşallah bu bir uyarı, hepimiz için bir ayılma, bir aydınlanma, bir bilincine varma noktası olur. Ve bundan sonrasıyla ilgili de bunu yaparız. Son bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Tabii. Demek ki önemli tespitlerden biri bizimle ilgili. Demek ki daha sert yamaçlara ve deprem hassasiyetini taşıyarak kentin yayılımını geliştirmemiz lazım. Kayalık, sert, jeolojik etütleri doğru yapılmış
ve gerçekten doğru inşaat teknolojileriyle yapılacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yeni rezerv alanı isteyecek misiniz mesela bakanlıktan ya da kendiniz belirleyecek misiniz? Biz de bulacağız, onlardan da isteyeceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, bizim bütün bu tablodan çıkarttığımız dersler bizim gelecek kuşaklarımızın bu şehirde güvenli olarak yaşamasını sağlamak mecburiyetinde. Bütün evet. yapacağımız iş bu. Hem denetim ve ruhsatlandırma süreçlerini yeniden tarif edeceğiz. Kafa karışıklığı yaratan, yoruma açık. İşte biliyorsunuz şu andaki mevzuatın. Tabii. Yetkili kim? Hangi makam kontrol etmek zorunda? O etmezse onun cezasını tam kargaşa. Evet. Bir kere bunların sadeleştirilmesi, herkes tarafından anlaşılır bir hale getirilmesi lazım. Özellikle ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinin yeniden tarif edilmesi lazım. İmar mevzuatı dediğiniz şey 1985 yılında çıkartılmış. Evet. Düşünün üzerinden 35 sene geçmiş. Dünyada insanlığın gelişim hızı nerelere vardı ve siz hala 85 yılında çıkarttığınız bir mevzuatla imar düzenlemesi yapıyorsunuz. Afet mevzuatı daha da büyük kabus. 1959 yılında çıkmış bir mevzuatla afetlere karşı mücadele veriyorsunuz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. O nedenle biz bir yandan İzmir'le ilgili kendi özelimizde sorun çözmeye devam edeceğiz ve geleceğimizi planlamaya devam edeceğiz. Ama burada üreteceğimiz çözümlerin Türkiye'ye de ilham olmasını diliyoruz. Her şeyin aslında Türkiye'de de uygulanabilir olması gerektiğini düşüneceğiz. Ve yapacağımız çözümler aynı zamanda Türkiye için çözümler olsun istiyoruz. Ya ben şundan heyecan duydum. Normalde büyük deprem oldu 99'da. Toplasan bir sene sonra herkes unuttu gitti. Aynen. Yani İzmir evet Las Vegas'a benziyor. Ölüm kumarı. Deprem olacak mı olmayacak aynen. mı? Buradan çıkarmak lazım. Ben şunu söyleyeceğim başkanım. İmar barışında ciddi bir para toplandı. Deprem evet. vergisinden ciddi para toplandı. Evet. Kamu özel sektör ortaklarına ciddi paralar gitti. Evet. Şimdi burada vatandaş derse ki, ben Tunç Bey'in, böyle gelen yönetim bence evet. şahıstır. Yani çok siyasi evet. tabii ki mutlaka ekol evet. önemlidir. Bağışı yapmak isterse, ya ben şu kadar bir binayı şey yapıyorum diye. Koronadaki yaşadığımızı yaşayacağız mı yine? Evet. Ben tercihim bu diyor adam mesela. Evet. Şimdi evet. onun da saygı duymak lazım. Yani kesinlikle. Fikrine, eserine ve bağış duygusuna evet. vesaire filan. Yani, böyle bir şey yaşanır mı yani? Diliyorum ki yaşanmaz. Çünkü bu çok kıymetli bir şey. Yani öyle insanlar var ki hani yüce gönüllü diyeceğimiz insanlar bunlar. Bunlar parayla pulla ilişkileri şöyle tarif edilebilir. Ben memleketim için ne yapabilirim tabii, diye tabii. bakan insanlar. Şimdi bunların bağış iradesinin önünü açmak lazım. Varsa böyle bir irade buna ket vurmak değil. Bu memleket için taş üstüne koyacak bir şey yapıyorsa yaptırtmak lazım. O anlamda bu yüce gönüllü insanları bu vesileyle hani şükranla andığımızı ve minnettar olduğumuzu söyleyelim ve dileyelim ki onların bu iradelerine toz konmasın. Evet. Ya ben burada tabii sizin bugün çok büyük bir heyecan yaşadım bu şahsi faktörü. Evet deprem vesaire bir sürü kanun, bir sürü efendim imkan, bütçe gelirleri evet. Olmadı. Oldu mu olmadı. Evet, evet. Yani İzmir özelinde bunun nasıl olabilirliğini somut bir yani kardiyolojiden kalp damar cerrahlığına geçiyoruz noktasında evet. büyük bir heyecan yaşadım hakikaten. Evet. Planla ilgili çalışmalardan önce bypass'ı yapmayı yani pansuman evet. tedbirlerini düşünün. Ben böyle anladım. Evet, evet. Bunun için merkez hükümet nereye kadar olursa olmazsa da ben taşın altına elimi tamamıyla koyacağım diye. Evet. Ama sizin bu uzlaşmacı kişiliğiniz ben zannetmiyorum ki hani o taraf bile hani ne olursa şimdi, bunu bir siyasetten çıkartacaksınız gibime geliyor yani. Aynen konuları. Öyle. Ya en başta da yine ifade etmeye çalıştık. Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var. Şimdi mesela bu afet döneminde, deprem döneminde, aslında bütün bu pandemi döneminde de gördük ki bizim beraber hareket etmemiz bizim gücümüzü büyütüyor. Bakın Çevre Şehircilik Bakanlığımızla biz çok geçmiş yıllarda da ne yazık ki çok mesafeli ilişkiler yaşanmış hep. Yani parsel bazına indi ama Çevre Bakanlığı. Doğru yani. Ama kurumlar arası, yani. Çok haklısınız ama kurumlar arasındaki iletişim adliye koridorlarında mahkemeler üzerinden kurulmuş. Ya kaç tane dava. Şimdi kurumlar arasındaki iletişimin adliye üzerinden kurulması kadar sakıncalı bir şey olamaz. Yani bizim birbirimizi dinleyecek, anlayacak aklımız var, zihnimiz var. Neden biz sadece hukuk üzerinden iletişim kuralım ki? Oturup masaya koyduğunuz zaman bir paftayı, onun üzerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bürokratının da, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratının da, ilçe belediyesi bürokratının da söyleyeceği şeyler var. Yani burada
anlaşmamak mümkün değil. Çünkü üç kurumsal yapı da aslında kamu iradesiyle, kamu perspektifinden bakıyor olması lazım. Şimdi böyle olduğu için biz o geçmiş yıllarda yaşanan uzak mesafeleri, sadece adliye üzerinden kurulan iletişimleri bir tarafa bırakıp masada birlikte çalışma kültürünü geliştirmeye başladık. Bakın Balçova, sizin tabii çok yakından takip ettiğiniz, ömrünüzü verdiğiniz neredeyse Balçova mağdurları ile ilgili, arsa mağdurları ile ilgili. Yani o çalışmalarınız hakikaten çok şimdi teşekkür ederim. Şimdi çok çok iyi gidiyor, yani onu söylemek istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı, İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Yine uzlaştırıcı kişilikte nereden nereye getirdiniz meseleyi? Çok daha iyi yere gidecek. İnşallah bu kangren sonunda bitecek, kesilip atılacak ve çözüm gelecek. Bunun gibi yani sadece Balçova arsa mağdurları değil. Kentin tümüne kentin dokunmak tümünde lazım. Çok kronik hastalıklar var, sakatlıklar var, kanser hücreler var, öyle diyeyim size. Evet. Sadece uzlaşma olmadığı için, bir masaya gelip oturulup konuşulamadığı için. Ama bütün bunların tek tek her birinin üzerinden gelecek bir irade güçleniyor. İşte buna toz kondurmayacağız, buna helal getirmeyeceğiz ve bunu sürdüreceğiz. Göreceksiniz bütün bunlar tıkır 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 çözülecek. Vallahi çok çözülecek. Başım karşıdan işaret ediyorlar. Zaten meclis toplantısına yetişeceksiniz. Meclis toplantımız ama ne olur bir söz alayım. Böyle çok iddialı şeyler söylediniz bugün. Evet. Yani bir model. Evet. Kendi imkanlarınızla, kendi şahsiyetinizle filan. Doğru. Bir bunu bir kere daha ne olursunuz bir program çerçevesinde olur. Bunun sözünü tamam. Alayım sizden. Tamam, memnuniyetle. Yani bütün milletin bilip size destek vermesi lazım. Meslek tamam. Odaları şahısla birlikte. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Eksik olmayın. Sağ olun. Efendim bugün Tunç Bey'le birlikte program yapmanın heyecanı içindeyim. Hem gerildim, çok nazik, kibar bir insan. Çünkü bende böyle bir ekol yok. Epey bir gerildim. Ama şunu gördüm. Bu depremle alakalı söylediği şeyler, Gölcük, Kocaeli depreminden sonra bunlar konuşuldu. Yapılmadı. İzmir, Las Vegas şehrine döndük. Deprem kumarı. Ölüyoruz mu, kalıyoruz mu diye. Hakikaten çok büyük bir heyecan. Biz burada kitlesel olarak sizin arkanıza nasıl gelebiliriz? Şehrin meslek odaları, kurumları, barosu, bilmem nesi, inşaat mühendisleri ve halk da bunun tepkisini verirse bence ben sizin uluslararası ilişkiler seviyedeki krediniz, niteliğiniz, bilgi background'unuz, bilimsel çalışmalarınızla bunun önünü açacağınız kanaatindeyim. Hep beraber açacağız. Çok teşekkür ederiz. Sevgili sağ olun. Çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için.